yapmak üzere Bağımsız Denetim Derneği Başkanımız Sayın Fatih Ural'ı kürsüye davet ediyoruz. Kamu Gözetimi Kurumu'nun değerli başkanı, başkan yardımcısı ve değerli temsilcileri, Bağımsız Denetim Derneği'nin değerli üyeleri, 1987 yılının Aralık ayında 40 arkadaş Türkiye'de Bağımsız Denetim Derneği'ni kurmak üzere yola çıktı. Gerçekten bir süre olmuş. Biraz önce anlattım, yaşlarla ilgili şeyi söylerken 10 yıl ileriye doğru söyleyeceğim ki kendimiz şeye düşmeyelim, offside'a düşmeyelim diye. 1988'in ilk ayında da derneği kurduk. Bir tek inancımız vardı. Dünyada bağımsız denetim nasıl yapılıyorsa, Türkiye'de de bağımsız denetim öyle yapılsın diye başladık. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı meslekten ayrıldılar, bir kısmı vefat ettiler, bir kısmı ne mutlu hala bu işi yapıyorlar. 1988 yılının başında bunu kurduğumuz zaman henüz meslek yasamız olan 3568 sayılı yasa daha çıkmamıştı. Uzunca süre şeyi anlatmaya çalıştık. Bağımsız denetimden çıkmış, getirilmiş bilanço başka bir şeydir. Vergi usul kanunu hükümlerine göre çıkmış olan, kurumlar vergisi beyannamesinin eki olan mali bilanço diyelim, o farklı bir şeydir diye. Ben eski yasa uzmanıyım. Bu konuda işittiğim azarın, eleştirinin, kritiğin, öfkelenmenin hak hesabı yok. Ya nasıl olur? Ya üstadım tamam ama hani bu farklı bir şey. Normu farklı. Bu farklı şeyi yapmamız lazım. Nasıl yapmamız lazım? Dünyanın kullandığı bir dil var. Bir standart var. Ve bu standart şu anda bizim IFRS dediğimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dediğimiz, TFRS diye zaman zaman tek tek şifrelerle konuşur gibi konuştuğumuz standart, dünyanın her yerinde aynı. Aynı olmazsa zaten denetimin faydası yok. Çünkü denetim raporunu verdiğiniz zaman bu rapor her okuyan için farklı bir şey söylüyor. Biz o raporda diyoruz ki bu şirketi şu tarih itibariyle denetledik, ve bu finansal tablolarda yer alan rakamlar ve değerler doğru ve güvenilirdir. True and fair anlamında gösterir her şeyi. Eğer standartınız farklıysa, hele benim yetiştiğim dönemdeki zamandaki gibi tek düzen hesap planınız bile yok, hesapları her türlüsü varsa, hesapların yarısı çift taraflı çalışıyorsa, alacaklar ters bakiye veriyorsa, bu dönemlerden hızla bir yere geldik. Şimdi son derece mutluyum. Zaman zaman diyorlar, bu tartışmalarımız ve değerlendirmeleriniz hep böyle sürecek mi? Sürecek görünüyor. Ama sürmesinden hiç mutsuz ve keyifsiz değilim. Bugün alfabetik olan tartışmaların tamamını geride bıraktı. Artık hiç kimse denetim denildiği zaman sadece vergi kanunlarına göre yapılan denetimi algılamıyor. O çok önemli bir denetim. Ama farklı bir şey. Halbuki finansal tabloların bağımsız denetimi dediğimiz zaman sizin Japon olmanız, Fransız olmanız, Alman olmanız, sosyal demokrat olmanız, muhafazakar olmanız, liberal demokrat olmanız fark etmiyor. Aynı standartta bir şey yapıyorsunuz. O standartta yaptığınız zaman bu finansal tabloları okuyan herkes gerçekten işinin uzmanıysa onun sonuçlarını alıyor. Bugünkü gündemimiz kalite kontrol denetimleriyle ilgili, kalite kontrol standartlarıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Kamu Gözetimi Kurumu gerçekten kendilerini son derece kutluyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışla işlerini yürütüyorlar. Ve ilk denetime geldiklerinde bunun şeyini de gördük. Dedik ki ne olur denetimi baştan sağlam tutalım. Denetim baştan başlasın. Bırakılmasın ucu, sonradan toparlamamız mümkün olmuyor diye. Ve bu kalite kontrol denetimleriyle ilgili baktığımızda etik hükümler, müşteri kabulü, insan kaynakları, denetimin yürütülmesi gibi konularla ilgili olarak Kamu Gözetimi Kurumu'nun yayınladığı standartlarla işlerimizi yapıyoruz. Biraz sonra arkadaşlarım söyleyecekler. Belki ilk denetim olması nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandı. Bir takım yanlış algılamalar veya yanlış değerlendirmeleri birlikte yapmış olabiliriz. Amacımız bir tek şey ama bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Dünyada bağımsız denetim nasıl yapılıyorsa biz Türkiye'de bağımsız denetimi öyle yapacağız.
Daha light değil. Daha basit değil. Daha kestirmeden değil. Daha bize göre değil. Daha ona göre değil. Onun nasıl gerektiği gibi yapacağız. Bununla ilgili olarak da standartlarımızdan taviz vermemiz mümkün değil. Ama bunu yaparken de iyi yapan da kötü yapanı, eksik yapanla yanlış yapanı da ayırırken turnusol kağıtlarımızın, filtrelerimizin doğru ve iyi işlemesi lazım. Çok övünerek söylüyorum. 27 yıllık dönemde büyük bir başarı elde ettik. İçtenlikle söylüyorum, bir konuda %100 başarısız olduk. Ücret ve haksız ticari rekabet konusu. Çok açık yüreklilikle itiraf ediyorum. Bundan 20 yıl önce bu sorunun başımıza geleceğini bilip o günkü yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızla birçok çalışma yaptık. Dünyayı araştırdık. Nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, haksız ticaret nasıl yapılır? Hatta özel hukuka göre taahhütnameler hazırladık. O günkü koşullarda rekabet kurulu henüz daha çalışıp rekabet kanunları yürümediği için hapis kaygımız da yoktu. Fakat itiraf etmeliyim, sonunu getiremedik. Ve sonuna getirmemiz olduğu süreç 2009 yılında rotasyonun olmasıyla ücretlerimiz yarıya düştü. Daha sonraki yıllarda biraz daha düştü. Maalesef şirketlerin CFO'ları, CEO'ları ve çalışanları ticari rekabeti, pazarlık etmeyi bizden çok daha iyi biliyorlar. Orada kendimizi koruyamadık. Bunu başkası yapmadı, bizden yaptık. Haksız ticari rekabetin taraflarının bir kısmı biziz. Ve her gün biraz daha düşüyor. Artık rakam takip etmekten kurtuldum. En çok şikayet dinleyen benim, o şikayet eden kişinin şikayet ettiği şirketin temsilcisiyle konuşuyorum. Diyor ki, üstad öyle söylüyorsun ama o şirkette benim şu işimde şöyle 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 fiyat indirdi. Herkesin birbirini suçlayacak gerekçesi var. Bu oyunu böyle oynayamayız. Bu oyunu bu şekilde sürdüremeyiz. Şu anda eskiden yaptığımız 80'li 90'lı yıllardaki çalışmamıza göre en az %100 daha fazla çalışıyoruz, %150 daha fazla çalışıyoruz. Elde ettiğimiz ücret o gün elde ettiğimiz hasılattan daha düşük. Utanarak, üzülerek söylüyorum. Kareli kağıt gibi bakan çocuklar var. Okulda bir gün ders anlatıyorum, öyle dedi çocuk. Ya hocam ne hale geldi ki denetim şirketine staja gittim. Herkes kareli kağıt gibi bakıyor dedi. Herhalde çalışma kağıtlarındaki kareleri gördüm. Çocuğun deyimi çok önemli. Uykuda gezer gibi yarı yorulmuş, bıkkın, üzgün, bezgin insanlar topluluğu haline geliyoruz. Bu doğru değil. Bu içime sinmiyor. Ben aslında mesleğin sonuna geldim. Ama bu değil doğrusu. Dünyada bağımsız denetim bu değil. Biz yaptığımız işin 1/3'ünü yaparak bugünkü hasılatı sağlayabiliriz. Övünmeye başlıyoruz. 7 gün 24 saat. Bir insanın en çok çalışma saati 220 gün çarpı 2700 saat 3000 saat. Peki bu adam ne zaman yaşar? Ne zaman dinlenir? Ne zaman film seyreder? Ne zaman şiir okur? Ne zaman kafasını dinler? Ben bilmiyorum. Bir süre sonra uygun sıfatlar kullanmak istemiyorum. Kimsenin kalbi kırılmasın, üzülmesin diye. Her şeyi kendim için söylediğimi vazgeçin. Normal olmaktan çıkmış bir tipoloji oluşuyor. Ve üzülerek söylüyorum. Sınıfların çalışkan çocukları denetçi olmak istemiyorlar. Bu bizim için ayıp. Daha fazla üzerine gitmeyeceğim. Hala çok ümidim var. Hala ümidimiz kesilmedi. Böyle dedim diye ümitsiz baktığımı düşünmeyin. Bir bu işi muhakkak çözeceğiz. Ya da bu iş bizi çözecek. Bu işi bu şekilde sürdüremeyeceğimizi biliyoruz. Dibe vurduk. Bir korkum var. O korkuyu aşmalıyız. 2 yıl sonra yeniden rotasyonun büyük devinimi başlıyor. Ondan önce Sayın Başkan burada, değerli Başkan Yardımcısı ve yardımcıları buradalar. Ne olur bizi bu haksız ticaretten gözetim kurumu olarak siz koruyun. Bizi korumayın, düzgün yapanları koruyun. Biraz önce sizlerle beraberken söylenildi. 4500 liraya bağımsız denetim yaparım diyen insanı lütfen incelemeye alın. Sorun, nasıl beceriyorsun da 4500 liraya bu işi yapabiliyorsun diye. Bilmediğimiz yöntemler geliştirmiş olabilir. Bilmediğimiz yetenekleri olabilir. Biz 5 duyumuzda denetçi olabiliriz, adam 25 duyusuyla denetçi olabilir. Bunları ama sormakta ve başlangıçta sormakta yarar var diye düşünüyorum. Bununla ilgili olarak Sayın Başkan'ın demokratik yönetim anlayışı nedeniyle ve değerli arkadaşlarının bağımsız denetimde asgari denetim çalışma saatlerini küçük, orta, büyük şirketler ve sektörler itibariyle hazırladık. Ampirik çalışmaları verdik. Şimdi içeride büyük bir mutlulukla duydum. Dünyadan da bu tür saatler alınmış. Hepiniz şunu bilin.
Ben yılda bir gün veya iki gün giderim, kahve içerim, çay içerim, mizana bakarım, finansal tabloya bakarım, her şey uygundur diye yayınlanmış olan rapor formatını imzalarım, bu iş olur diye düşünün, bu iş olur diye ücret teklifi veriyorsanız yapmayın. Yapmamanızı tavsiye ederim. Dernek olarak bunu yapanların cezalandırılması için, korumak için değil, cezalandırılması için uğraşacağımızı söylemek istiyorum. Gerçekten uğraşacağız. Kötü paranın iyi parayı kovmasına, Gresham kanununun çalışmasına izin vermeyeceğiz. Vermeyin. Çünkü buna vermek demek Türkiye'ye kötülük etmek demek. Önümüzdeki dönemde 2017, 2018, 2019, 2020 yılların 2023'e kadar olan Türkiye'de ciddi büyüme ve atılım beklediğimiz bir dönemde en önemli iş kollarından birini, en önemli iş alanlarından birini sakatlamamamız ve yormamamız gerektiğini düşünüyorum. Yine bugünlerde bir çalışma var. Kısaca başlıkları söyleyeceğim dedim ama konuşmaya başlayınca bitirmem zor oldu ama başkanı hemen sözü devredeceğim. Elinizden ne güç geliyorsa şunu yapalım. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış bir denetim yönetmeliği tasarısı var. Bugüne kadar çıkmadı, iyi ki çıkmadı. Çıkmaması için de uğraşanlardan biriyim. Sadece de değil, Sayın Bakan'a da söylüyorum, ilgili bürokrat arkadaşlarımıza da söylüyorum. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Öyle bir denetim yönetmeliği yapılmış ki, bu şirketler genelde küçük orta boy şirketler. Buradaki şirketlerde bağımsız denetim yapıyor denetçi. Vergi denetimi yapıyor. Kriminal denetim yapıyor. Yapıyor. Her şeyi yapıyor. Ve bir denetim raporu hazırlıyor. İlgili bürokrat arkadaşlarla görüşüp dedi ki biz bu raporu imzalamayız. Ucu açık. Ben nerede sorumlu olacağımı katiyen görmüyorum. Ha yapılır. Ama o zaman öyle bir ücret teklif edilir ki her gün ayrı ekip konuşulur, ayrı yapılmaz. Hiçbir şey yok dünyada. Yapılır. Ama o zaman bugün 50 bin lira dediğimiz denetim ücreti oldu 250 bin lira. Dedi ya üstad sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Biz bunu ilgili meslek kurumuna sorduk. Dediler ki bize 2500 lira yıl yaparız. Ben dedim ya herhalde bir eksikliğim var. Çok fazla işte uğraşıyorum. Dışarıyla algılarım gelişmiyor. Bu sefer 2500 liraya bu denetimi yapan arkadaşlarımız var. Şaka gibi ya. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Şaka gibi. Dilerim ve iyi ki şu ana kadar bu taslak çıkmadı. Şu yanlış. Bizim piyasada 50 bin tane gözümüz var. İyi kötü iki hesap bile düzeltirse ne iyi diye düşünemezsiniz. Çünkü o düşündüğünüz, o yanlış ve eksik yapılan denetim sizin sağlıklı yaptığınız, adam gibi yaptığınız denetimi de sakatlar. O da bu kadar sakat hale gelir. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla bu konuda da diliyorum seçimden sonra bu yönetmelik yayınlanırken, ticaret kanunu değişirken yönetmeliğin daha aklı selimle, onun da yolu basit arkadaşlar. Küçük şirkete KOBİ standartını uygulayan diyoruz, sınırlı denetim standartlarını, bunu değerli hocalarımız, değerli akademisyenlerimiz, değerli bağımsız denetçiler hazırlıyorlar zaten, bunu uygulayalım. Şimdi öyle bir şey ki, küçük şirketsiniz, bu denetime gireceksiniz, KGK'ya tabi olacaksınız, bu sukut uygulayacaksınız, SPK'ya gireceksiniz, SPK. Daha iyi. Benim büyük ve daha zor bir kalıbın içine girmem benim lehime. Bu şeyden lütfen vazgeçelim. Buradaki zorluğumuz da zaman zaman Türkiye'de çok sık yaşadığımız kurumsal milliyetçiliği aşabilmemizden gerekiyor. Ben sanıyorum ilk dönemde seçimden sonra tekrar arkadaşlarımızla görüşerek bunu çözebileceğimiz kanaatini taşıyorum. Kamu Gözetimi Kurumu fevkalade iyi çalışmalar yaptı. Bir konuda bir zorluğumuz oldu kendileri beraber, kendilerine de anlattık. Ağustos 2014 tarihinde bir karar yayınlandı. Yani biz TFRS'ye göre finansal tablolarımızı hazırlarken neler olduğunu, arkasında neler olduğunu, siyasi baskılar, iş adamları, ben aynı zamanda odalarda danışma kurulu başkanım, oralardan ne baskılar geldiğini iyi biliyorum. Ve sonunda musukut dediğimiz muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre bir denetim yapılması zorunluluğu getirildi. Burada Kamu Gözetimi Kurumu da bir takım düzenlemelerini yayınladı. Neyin ne olacağını biliyoruz. Fakat piyasadan gelen, üyelerimizden gelen sorulara bakınca bildiğimize emin olamıyorum. Çünkü ilk algı bizde de öyleydi belki. Vergi usul kanununa göre hazırlanan bilanço gibi algılanıyor. Burada hazırlanan finansal tablolar vergi usul kanununa göre hazırlanmış finansal tablolar değil. Örneğin amortisman ayırmayabilirim diye inatlaşanlar var. Gelen şikayetlerden biri bu. Hayır, amortisman ayrılacak.
Amortizman ayırmıyordum ben eskiden beri. Yeni mi çıktı bu? Vergisi kanunu bana da öğreteceksiniz diyebilirler. Orada amortizman ayırmadığınız zaman herhangi bir kimse size vergi matrağı, kurumlar vergisi matrağı bulamaz. Gider yazmadınız. Bu sizin doğru yaptığınız anlamına gelmiyor. Finansal tablonun doğruyu gösterdiği anlamına gelmiyor. Sadece ceza yazılamıyor size. Dolayısıyla benim oradan istirhamım, değerli başkan da vururken, çalışma arkadaşları da buradayken, firmalarla bizi bu tür çok basit ki amortizman özellikle örnek verdim, hiç tartışılması gerekmeyen bir konu. Açıkça yazıyor. Burada bile tartışıyorsak, reeskontlarda ne yapılacak, diğer müde, değer düşüklüğü karşılıklarında neler yapılacak, yaşlandırmalarda neler yapılacak, kıdem tazminatında onda bir nasıl uygulanacak gibi konularda da, hiç olmazsa orada açıkça yazılmayan hususlarda, kamu gözetimi kurumunun sayfasına bir açıklama notu koyulursa, bizim bu tür gereksiz ve manasız tartışmalarımızı firmalarla önünü geçmiş olabilirler. Diğer bir konu, hemen sözleri bitiriyorum. İki konu kaldı. Bir sıkıntımız da şu, rotasyon konusu. Dünyada artık son gelişmelerde çok uğraştık bu rotasyon konusunda. Canlı bir organizma bu, sürekli değişiyor. Firma rotasyonu var veya sorumlu ortak baş denetçi rotasyonu var. Biz 7 yılda bir firma rotasyonunu kabul ettik. Artı bir de 5 yılda bir de sorumlu ortak baş denetçi rotasyonu var. Bunun ikisini aynı anda uygulayan ülke bildiğim kadarıyla yok. Yanılıyorsam beni uluslararası dünyayı bilen arkadaşları uyarırlar. Bunlardan 7 yıllık standart rotasyon duracaksa